İyi akşamlar. STV Ana Haber'e hoş geldiniz. Günün ve gündemin getirdiği haber başlıklarıyla karşınızdayız. Efendim, gözler pazartesi günü toplanacak olan kabineye çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak kabinede salgındaki son durum masada olacak. Hatırlarsınız, bir önceki kabine toplantısında risk haritası güncellenmemiş, mevcut tedbirlerin bir süre daha devam etmesine karar verilmişti. Yarın toplanacak kabinede ise risk haritasının güncellenip güncellenmeyeceği merak konusu doğrusu. Eğer risk haritası güncellenirse kırmızı renge dönen riskli iller arasında yer alan Eskişehir'de de yasaklar geri gelebilir. Cumhurbaşkanlığı kabinesi pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Salgındaki son durumla birlikte ekonomiden dış gelişmelere kadar önemli başlıklar masada olacak. Son kabine toplantısında risk haritası güncellenmemiş, önlemlerin aynı şekilde bir süre daha devamına karar verilmişti. Gözler bu toplantıda haritada değişiklik yapılıp yapılmayacağında olacak. Harita güncellenirse buna göre risk durumu değişen illerde yeni tedbirler gündeme gelecek. Bu tedbirler, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son koronavirüs risk haritasında kırmızıya dönen Eskişehir'i de kapsayacak. Kabinenin artan vaka sayısının yanı sıra aşı tedariğindeki son durumu da ele alması bekleniyor. Ayrıca toplantıda ekonomideki gelişmeler, terörle mücadele, dış politika başlıkları da gündemde olacak. Bu arada ülkemizdeki aşı süreci de devam ediyor. Aşılama programında sıra 60 yaş ve üzeri vatandaşlarda. Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ayrıca bazı risk gruplarının da aşılama programına alındığını belirtti. Peki bu risk gruplarında hangi hastalar yer alıyor? Detaylar haberimizde. Aşı programında yeni gruba geçildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Aşısı sisteme tanımlanmış olan 60 yaş üzeri vatandaşlarımız eşleriyle birlikte randevu alarak aşılarını olabilecekler dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ayrıca bazı risk gruplarının da programa dahil edildiğini belirtti. Risk grubunda olan morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastaları, Down sendromu olan vatandaşlar ve immünsupresif tedavi alanların öncelikle aşı olmak için sisteme tanımlandığı bildirildi. Bakan Koca, en kısa sürede en çok riskli vatandaşımızı korumak istiyoruz ifadelerinde bulundu. Televizyon yayıncıları işveren sendikasının birinci olağan genel kurulu gerçekleştirildi. Ankara'da gerçekleştirilen genel kurulda Mehmet Okan Kaya genel başkan seçilirken Es Grup Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Fethi Demirtaş da yeniden genel başkan vekilliğine seçildi. Genel kurulumuzun tüm sonuçlarıyla Televizyon yayıncıları işveren sendikası birinci olağan genel kurulu gerçekleştirildi. Evet, saygıdeğer üyeler ve kıymetli misafirler. Haziran listesi üzerinde yapılan kontrolde 16 üyenin Haziran listesini imzaladığı ve böylece toplantımızın açılışı için yeter sayıya ulaşmış olduğu görüldüğünden Türkiye'nin dört bir tarafından genel kurulumuza gelen siz değerli üye ve misafir arkadaşlarımızı Televizyon Yayıncıları İşveren Sendikası adına saygı ve sevgiyle selamlayarak genel kurulumuzu açıyorum. Ankara'da gerçekleştirilen genel kurula TV Sen Genel Başkanı Mehmet Okan Kaya ve aralarında Es Grup Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Fethi Demirtaş'ın da yer aldığı yönetim kurulu üyeleri katıldı. Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurulda açılış konuşmasını TV Sen Genel Başkanı Mehmet Okan Kaya yaptı. Sendikamız Türkiye'de daha önce kimsenin cesaret edemediği bir yol haritası belirledi. Bu yol haritası hem televizyon izleyicilerinin hem televizyon çalışanlarının hem de televizyon işverenlerinin haklarını korumayı daha iyiye, daha güzele ulaşmayı hedefliyor. Aramızda genel ahlak kurallarına aykırı, toplumu ayrıştırıcı yayın yapan hiç kimseyi almadık. Bugünden sonra da almayacağız. Biz sorunlara değil çözümlere odaklanıyoruz. Sorunlarımıza çözüm bulmak, dertlerimizi çözüm mercilerine iletmek, televizyon yayıncılığının yıllardır aşılamayan engellerini kaldırmak için var gücümüzle devam edeceğiz. Daha sonra yönetim kurulu belirlendi.
Birinci olağan genel kurulumuzun seçim sonuçları şu an tarafımıza seçim kurulu yetkilisi tarafından verildi. Mehmet Okan Kaya genel başkan, Özgür Fetih Demirbaş genel başkan vekili, Mehmet Emin Güzbey, Mustafa Eren, İbrahim Aslan ve Yunus Evliyaoğlu genel başkan yardımcılığı, yönetim kurulu yedek üyeliklerine Mehmet Yiğit, Ahmet Can Karahasanoğlu, Mehmet Akay, denetleme kurulu asil üyeliklerine Tarık Çanak, Fuat Kuş, Mehmet Çetinkaya, denetleme kurulu yedek üyeliklerine Yunus Turan, Veysel Erkuş, disiplin kurulu asil üyeliklerine Osman Çiftçi, Hüseyin Dilek, Vehbi Bülent Çelik, disiplin kurulu yedek üyeliğine ise Selahattin Bayrak seçilmiştir. Hayırlı olsun. TV-SEM 1. olağan genel kurulunda Mehmet Okan Kaya yeniden genel başkan seçilirken, Es Grup Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Fetih Demirtaş da yeniden genel başkan vekili seçildi. Türkiye'nin tarımda dışa bağımlılığının önüne geçebilmek adına yerel tohum konusunda önemli çalışmalara imza atan Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda 2018 yılında hizmete sunduğu Yerel Tohum Üretim Merkezi'nde çoğaltılan tohumları ilçelerde düzenlenen Yerel Tohum Takas Günlerinde üreticilerle buluşturmaya devam ediyor. Eskişehir'de kent merkezinde üretici marketlerde, kırsaldaysa düzenlenen tohum takas günlerinde üreticiyle buluşturulan yerel tohumlara vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Bu yerli tohum için teşekkür ederim. Başka bir şey diyeceğim yok. Mahmudiye halkına yerli tohum ulaştırdığı için başkanımıza teşekkür ederiz. Başarıların devamını dileriz. Yerel tohum paylaştıkça çoğalacak, onlar çoğaldıkça biz özgürleşeceğiz sloganıyla 18 Mart tarihinde Mahmudiye'de, 20 Mart tarihinde Mialıçık'ta, 22 Mart tarihinde ise Seyit Gazi'de üreticiyle buluşturulan binlerce yerel tohum toprakla buluşacak ve Eskişehir'in bereketine bereket katacak. Mahmudiye'de gerçekleştirilen dağıtımda park ve bahçeler ekipleriyle birlikte yerel tohumları dağıtan İshak Gündoğan, bu çalışmanın Eskişehir ve Türkiye için çok kıymetli olduğunu belirterek tüm büyükşehir belediyelerinin yerel tohum konusunda adım atması gerektiğini ifade etti. Büyükşehir Belediye Başkanımız hocamızın da sizlere selamı var. Yani ata tohumculuğumuzu yaşatmak, yerli tohumu yaşatmak, kanserolojik içeriği olmayan tohum vererek ürünler yetiştirmek. Bu paketler içerisinde 100'er adet tohum vardır. Domates, biber, patlıcan. Seyit Gazi'deki etkinliğe katılan Uğur Tepe ise bu dayanışma çoğaldıkça, çiftçimiz ürettikçe ülke olarak özgürleşeceğiz ifadelerinde bulunarak Başkan Büyükerşen'e desteklerinden dolayı teşekkür etti. Büyükşehir Belediye'miz Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı bünyesinde yerli tohum takas etkinliğin için orada bulunmaktalar. Biz Büyükşehir Belediye'mize, ilçemize verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki etkinliklerde de beraber olmak dileğiyle hepinize iyi günler diliyorum. Tohum takas günleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi ekipleri 29 Mart gün yüzünde, 1 Nisan'da Han'da ve 9 Nisan'da Sarıcakaya'da pazar alanlarında üreticilerle buluşacak. Haftalık pazar toplantısında konuşan Demokrat Parti İl Başkanı Hüseyin Özcan iktidarı eleştirdi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bu zamana kadar görünmemiş olayların yaşandığını söyleyen Özcan, yanlış üzerine yanlış yapıyorlar dedi. Hesaplarıdır. Demokrat Parti haftalık pazar toplantısı partilerin katılımıyla il binasında gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan İl Başkanı Hüseyin Özcan, iktidar partisini eleştirdi, yanlış üzerine yanlış yapıyorlar dedi. Mevcut iktidar partisi yaptıkları yanlışların üzerine yanlışlar katmaya devam etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bugüne kadar görünmemiş liyakatsızlıklar, görünmemiş olaylar maalesef Türkiye'de yaşanır hale geldi. Özellikle ağzımıza almaktan son derece imtina ettiğimiz, çekindiğimiz AK Partili bir milletvekili danışmanının, özel kalem müdürünün kokain çekerken yaptığı, çıktığı görüntüler maalesef hepimizi son derece üzmüştür ve devletin içine sızmış bu müptelaların bir an önce temizlenmesi gerekmektedir diye düşünmekteyiz. Ayrıca yine yandaş avukatların
talimatlarıyla kokain değil pudra şekeriydi diye insanların aklıyla dalga geçerek, aklıyla oynayarak bir takım savunmalar yapıp bu arkadaşı serbest bırakmaları da son derece düşündürücüdür. Özcan ayrıca hamam yolu ile ilgili de konuştu. Hamam yolu fare yolu oldu ifadelerinde bulundu. Yıllar önce hamam yolu diye bağırdık. Hamam yolunu plastik kaplamayın diye bağırdık. Hamam yolunun o doğal halini bozmayın diye bağırdık. Fakat son birkaç gündür basında bazı arkadaşlarımızın paylaşımlarını görüyoruz. Oradaki bir takım esnaflarla da yapmış olduğumuz görüşmelerde hamam yolu fare yolu haline gelmiştir. Saadet Partisi İl Divan Toplantısı Genel Başkan Yardımcısı Atik Ağdağ'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Ağdağ, ülkede yaşanan sıkıntılara dikkat çekti. Özellikle ekonomik anlamda ciddi bir yönetim sıkıntısı yaşadığını belirten Ağdağ, sadece ekonomik anlamda değil, ülkede pek çok alanda ciddi bir yönetim sıkıntısı yaşandığını ifade etti ve AK Parti'nin artık yönetim kabiliyetini kaybettiğini ileri sürdü. Saadet Partisi İl Başkanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında İl Divan toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya Genel Başkan Yardımcısı Atik Ağdağ, İl Başkanı Fesih Bingöl, ilçe başkanları ve partiler katıldı. Divan toplantısında konuşan Genel Başkan Yardımcısı Ağdağ, ülkede bir yönetim krizi yaşandığını söyledi. Bütün insanlık bir korona illetine düçar olmuş durumda ve bu korona illeti hem sağlık, hem sosyal münasebetleri hem de ekonomileri alt üst etmiş durumda. Ülkemiz bu sürece büyük bir ekonomik krizle beraber girmiş oldu. Girmiş olduğumuz bu kriz, yani biz kriz içerisindeyken bunun üzerine eklemlenen kriz bizi maalesef ülkemize ekonomik açıdan çok daha sıkıntılı ve badireli bir noktaya getirmiş oldu. Maalesef ekonomi yönetimimiz sanki bütün bu hadiseler hiç yokmuşmuş gibi her gün yeni bir ekonomik anlamda krizi tetikleyecek hatalar zinciri işlemekte. Ülkenin sadece ekonomi hususlarında değil tüm alanlarda ciddi yönetim sıkıntısı yaşadığını söyleyen Ağdağ, AK Parti yönetim kabiliyetini kaybetmiş durumdadır ifadelerinde bulundu. Öyle hadiseler yaşanmakta ki biz acaba önümüzde daha ne olabilir diye düşündüğümüz her şeyde ya bundan daha kötüsü de yapılabilirmiş hadiselerini görmekteyiz. Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasına tepki gösteren Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu üyeleri Ulus Meydanı'nda bir araya geldi ve sloganlar eşliğinde Adalar mevkiine yürüdü. Sözleşmeyi uygula! Geçen hafta Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle feshedilen İstanbul Sözleşmesi'ne kadınlar tepki göstermeye devam ediyor. Bu kapsamda Ulus Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar, "Asla yalnız yürümeyeceksin, kararı geri çek, sözleşmeyi uygula, İstanbul Sözleşmesi yaşatır" şeklinde sloganlar atarak Adalar mevkiine yürüdü. Burada grup adına açıklama yapan Meltem Özel, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmak için sunulan gerekçeleri kabul etmediklerini belirterek, "Kararı geri çekecek, sözleşmeyi uygulayacaksınız. Bizim başka bir sözleşmeye ihtiyacımız yok. İstanbul Sözleşmesi'nin her bir maddesini uygulayacaksınız" ifadelerinde bulundu. Efendim, Sol Parti İl Örgütü de Ulus Meydanı'nda bir araya gelerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özellikle Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınmasını eleştiren Sol Parti İl Başkanı Hüseyin Öztürk, "Açlıkla boğuşan halkımız bir gecede %15 daha yoksullaşmıştır" dedi. Sayarak, meclis kararlarını yok sayarak. Sol Parti İl Örgütü Ulus Meydanı'nda bir araya geldi. Uzun yıllar onarılamaz yaralar açtığının, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan İl Başkanı Hüseyin Öztürk iktidarı eleştirdi. AKP iktidarı. Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınmasına değinen Öztürk, halkın bir gecede %15 daha yoksullaştığını söyledi. Bu kriz döneminde bile servetlerine servet katarken halk yoksulluğun ötesine geçmiş, çöplükten yiyecek arayacak kadar açlığın pençesine düşmüştür. İşçiler, emekçiler işini kaybetmektedir. Her ne kadar istatistik oyunlarıyla az gösterilmeye çalışılsa da işsizlik Cumhuriyet tarihinin en üst seviyesindedir.
Halen işini koruyanlar ise karın tokluğuna çalışmaya zorlanmaktadır. Durum bu haldeyken 19 yıllık iktidarının ranta dayalı kırılgan ekonomik düzeni nedeniyle bir bakanın istifasıyla ya da bir bürokratın görevden alınmasıyla bir gecede döviz piyasası alt üst olmaktadır. Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası Başkanı'nın değiştirilmesi sonucu döviz bir gecede %15'e yakın değer kazanmış ve bu değişiklikten haberi olan küçük bir grup bir gecede %15 zenginleşmiştir. Bunun karşısında zaten yoksullukla, açlıkla boğuşan halkımız ise bir gecede %15 daha yoksullaşmıştır. Mecliste PKK istemiyoruz diyen Türkiye Gençlik Birliği üyeleri HDP'nin kapatılması için yürüdü. İsmet İnönü Caddesi'nde bir araya gelen Türkiye Gençlik Birliği üyeleri HDP'nin kapatılması için yürüdü. Her yerde yaşasın, HDP kapatılsın. Mecliste PKK istemiyoruz, HDP kapatılsın pankartı açılarak sloganlar eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşün ardından açıklamalarda bulunan TGB İl Başkanı Atap Elvanoğlu, Türkiye Gençlik Birliği olarak Türkiye'nin hiçbir yerinde PKK'ya geçit vermeyeceğiz, kararlıyız HDP kapatılacaktır ifadelerinde bulundu. Bugün Türkiye ikinci istikrar mücadelesi. Efendim, şehrimizde artan vakalarla birlikte denetimler sıklaştırılırken Eskişehir'de özellikle sosyal mesafe kuralına pek de dikkat edilmedi, gözlemlendi. Yan yana oturan vatandaşlar koronadan değil de kendilerini görüntüleyen gazetecilerin kameralarından korkup kaçtılar. Eskişehir İl Umumi Hıfzı Sıha Kurulu'nun yeni aldığı tedbirler doğrultusunda Hamam Yolu, İsmet İnönü ve 2 Eylül caddelerinde denetimler başlarken polis ve bekçiler maske ve mesafe kurallarına uymaları hususunda vatandaşları uyardı. Türkiye, COVID-19 pandemisinde birinci yılını yeni doldurmuşken 3. dalgayla karşı karşıya kaldı. Geçtiğimiz yılın Kasım ayında uygulanmaya başlayan tedbirler ve aşılama sonrası düşüş sağlanan vaka sayılarında vatandaşların tedbirsizliği ve mutasyon virüsle beraber yeniden artış meydana geldi. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 8-14 Şubat verilerinde 100.000'de 30,99 kişi olan Eskişehir, 13-19 Mart tarihleri arasını kapsayan verilerde ise 100.000'de 116,56'ya ulaşarak durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. Artan COVID-19 vaka sayılarına rağmen umarsız vatandaşlar kuralları çiğnemeye devam ederken Eskişehir'in işlek noktalarından olan Hamam Yolu, 2 Eylül ve İsmet İnönü caddelerinde salgını hiçe sayan kalabalıklar oluştu. Bazı vatandaşların oturma yerlerinde maske ve mesafe kurallarına uymadığı görülürken emniyet mensupları vatandaşları kurallara uyması konusunda uyardı. Hastalığın yayılması riskini hiçe sayanlar kendilerini çeken kameralardan dolayı rahatsız olarak yerlerini terk ederken bazıları ise kameraya aldırış etmeden kurallara uymamaya devam etti. Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri nüfus artışına bağlı olarak oluşan yeni hat ihtiyacı doğrultusunda Aşağı Söğütönü Mahallesi'nde ilave su hattı çalışması gerçekleştirdi. Eski Genel Müdürlüğü imar planına bağlı olarak genişleyen kent merkezinde yeni yerleşim alanlarının su ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla ilave hat çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda kısa süre önce Muttalip Mahallesi ve Yukarı Söğütönü Mahallesi'nde yapılaşmaya bağlı olarak abonelerin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak üzere çalışmalar gerçekleştiren ekipler son olarak Aşağı Söğütönü'nde de çalışmalarını sonlandırdı. İhtiyaçları doğrultusunda yapılan çalışmalardan memnuniyet duyduklarını ifade eden Aşağı Söğütönü Mahallesi sakinleri ise Büyükşehir Belediye Başkanı Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşen'e ve eski genel müdürlüğü ekiplerine teşekkür ettiler.
Efendim, sırada özellikle evlerinde kedi besleyen hayvanseverleri ilgilendiren bir haberimiz var. Mevsim geçişleriyle birlikte kedilerde görülen tüy dökme sorunuyla ilgili konuşan veteriner hekim Mustafa Sayın'a kulak veriyoruz. Mevsim geçişleriyle birlikte evde beslenen kedilerde tüy dökme sorunu evcil hayvan sahipleri için en önemli problemlerden biri. Bu tüy dökülmeleri kedilerde bazı deri hastalıklarının habercisi olabilir. Veteriner hekim Mustafa Sayın, kedilerin tüy dökmesiyle alakalı birçok sebebin bulunduğunu, bunlardan bazılarının kedinin sağlığıyla alakalı olabileceğini belirtti. Tüy dökmesiyle alakalı aslında bir sürü sebep var. Döküldüğü zaman altı kel kalıyor mu? Ona bakmak lazım. Öyle bir durum varsa onun bir veteriner hekim tarafından muayene edilmesi lazım. Ama normalde rutinde olan, özellikle Mart-Nisan aylarında başlayan ya da Eylül-Kasım aylarında, Kasım-Eylül arasında başlayan normal olması gereken tüy dökülmesi de var. Bu tüy dökülmeleri mevsimsel tüy dökülmeleri. Sayın tüy dökülmesine kesin çözüm olmadığını ama azaltılabileceğini de sözlerine ekledi. Tüy dökülmesinin önüne geçilmesi için ilk önce mamamızın kedimize uygun olması lazım. Her mama her kedi için uygun değildir. Efendim, haberleri aktardık. Bu haberimizle birlikte de bültenimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gelişmelerle tekrar karşınızda oluncaya dek sağlıklı günler dileriz. İyi akşamlar.